Herkese merhabalar. Neredeyiz yine? Makedonya. Üsküp'e geldik ama şu an aşırı açız. Önce bir şeyler yiyelim, ondan sonra ben böyle hızlı hızlı konuşmaya başlayacağım. Çünkü kocam video çekiyor ve çok aç olduğu için onu şu an bekletmek istemiyorum. Gidelim ve köfte yiyelim, hadi. Şimdi köfte yiyeceğimiz yer Türk Çarşısı'nda olduğu için oraya doğru yürürken size şöyle... Nerede bu iskender? Bak beni takip etme. Bu kameranın da böyle bir kötü özelliği var ya. Şurada gördüğünüz gibi İskender. O şeyden geçiyoruz, meydandan. Bu tarafta gördüğünüz gibi Türk Çarşısı'na doğru ilerliyoruz. Biz yine Destan'a geldik köfte yemeye. Soframız şu an bu halde. Açlıktan herkes geberiyor. Evet, ama herkes geberiyor. Açlıktan geberen bir Baran. Köftelerimiz geldi. Zaten bu demiştik, çok beğenmiştik. O yüzden hiç düşünmeden direkt buraya geldik ve risk atmak istemedik. Şimdi güzel güzel köftelerimizi yiyelim. Herkese sürüm. Seninki bitmiş bile. Şimdi buranın Ayvar diye böyle meşhur bir sosu varmış ama inanılmaz güzel. İçinde böyle köz patlıcan falan var. Tadına bayıldık. Kesinlikle gelirseniz yemelisiniz. Bu arada sizinle menüyü de paylaşayım şöyle. Fiyatlar gördüğünüzün yarısı olarak TL oluyor. Köften nasıldı? Köften çok güzeldi ama gelen şeyi daha çok beğendim. Patlıcan neydi o? Ayvar diye bir meze vardı, ayvar, çok güzeldi. Bilmiyoruz ne olduğunu, ayva veya ayvar. Onu kesin yiyin. Zaten biz beğeniyorduk. Ailemizi beğendi, çok mutluyuz keyiflerinde. Karnımız doydu, şimdi naşlamaşık. Naşlamaşık. Yemekler yendi. Bence suratımızdan da belli oluyordu çünkü şiştim resmen. Geldi bir de, aynen. Geldi. Ve birazcık da bunaldım sıcaktan, o yüzden saçımı topladım birazcık. Fenalık geçiriyorum yoksa. Şimdi Türk Çarşısı'nı gezme keyfisi. Siz de bizimle beraber gezin o zaman. Da bu olay artık resmen work and travel'a dönüştü. Biz gördüğümüz her kumaşçıya girip kovulduk. Kovuldunuz mu? Niye? Babam dedi ki ben böyle kumaşlar yapıyorum. Adam dedi ki sende yok böyle kumaşlar. Ben diyor Hindistan alıyorum. Hindistan'dan alıyorum diyor. Sizde yok böyle şeyler. Geber deseydin. Ama doğru diyor bu arada. Hindistan'da da kaçar. Olabilir. Ama o asla ve asla bizim kumaşlarımızın tadına bakmadı. Bizim kumaşlarımız tamamen daha güzel aşkım. Ama belli ki daha önce Türklerle kötü bir şey yaşamış ki. Olabilir. Öyle olabilir. Neyse. Her yerin heykel dolu olması şaka mı? Ve inanılmaz fazla heykel var. Şuraya bakın, şu duvarın üstü komple heykel mesela. Sonra bir bakıyorum şurada da heykel, bakın. Asla üstüne alınmadı ama. Sana iltifat edeceğim. Neydi? Heykel. Teşekkür ederim. Şey ama kelleşmişsin o yüzden. Heykel! Sür abi, üniversite şakasını yapmam lazım. Bu arada bence kamerada asla ve asla belli olduğunu düşünmüyorum ama inanılmaz görkemli ve güzel görünüyorlar. Sana çok kısa bir bilgi. Bana çok kısa bir bilgi vermek istiyormuş. Çok kısa bir bilgi veriyorum. Büyük İskender'in heykelinin hep yanında neden aslanlar olduğunu biliyor musun? Galatasaraylı mıymış? Savaşırken en büyük kozu aslanlarmış. He, bir şey söyleyeceğim, o Prens'te geçiyordu. Hayır. Evet, Prens'te böyle bir şey geçiyordu. Aşkım, Prens'te böyle bir şey geçiyordu sanki. Başka bu arada bir... arkada bir kilisemsi bir şey. Aslanları savaş zamanında aç bırakıp savaşta önce onları tamam. Yolluyormuş. Tamam. İşte Prens'te böyle bir şey geçiyordu. Başka bir videodan aldım. Burada açık açık söyleyeyim mi? İlle de Prens, ille de Prens. Bir tane videodan öğrendim. Prens, ille de Prens ya. Ya inatla diyorum hayır diye ya. Ya bir şey söyleyeceğim, böyle bir şey hatırlıyorum ama ne yapayım. O Prens'le alakalı değil de. Bir tane adam burayı anlatıyordu ya. Tam Prens'le abinin videodan çalmış aslında.
Kim ya? Kim yeni videosundan çaldım. Daha yeni yayınlamış adam. Kim o? Abi bilmiyorum. Neyse, çok güzel görünüyor. Gerçekten aşırı güzel görünüyor. Çok. Deli gibi şaka yapıyorum. Bu videoyu ben ayakta tutuyorum. Devam et o zaman. Devam et. Seni gidi şakamatik. Bir daha yok. Geçti. 5 liram var. Aynen, bir yere oturuyoruz ve birbirimize sürekli şu şaka yapıyoruz. Herkes birbirine sürekli şu şaka yapıyor. Yalnız benim 150 liram yok, var. Yok, benim gerçekten 5 liram var. Böyle şaka yapmıyordum. Burada da yine böyle dörtlü bir heykel var sanırım. Bir annenin doğum sürecini anlatan bir heykel şeysi. Hemen göstereceğim şimdi size. Çünkü şurada böyle bir çocuk var. Burada hemen bir çocuk var sanırım. Şurada da böyle sarılan. Ya da bu sevgiyi de temsil ediyor olabilir bu arada, anne çocuk sevgisini. Çok tatlı. Oğlum, şimdi Taşköprü'deyiz. Bu arada ben hiçbir şeyden bahsetmedim ve direkt size şey dedim. Biz Üsküp'e geldik. Şöyle bizim sabahtan beri çok büyük bir sürecimiz oldu bu arada. Öncelikle Kosova'ya geldik. Kosova'dan araba kiralamıştık. Onu aldık. Ondan sonra Makedonya'ya geçtik. Ve çok acıkmıştık. Çünkü sabah erken çıktık. O yüzden direkt yemek yemek istedik. Ve ben ondan sonra videoya başlarım diye düşündüm. Çünkü gerçekten yorgunduk yani. Öyle. Baran sesi geliyor mu acaba? Bu arada yani şarıl şarıl da akıyor maşallah. Bizim ülkemizdeki artık hiçbir nehrin falan böyle bir şeyi yok yani. Buranın da yok, baksana. Aşkım saçmalama, bence gayet okey akıyordu ama olsun. Şeflere bak, bak kılıcıklara bak. Bu arada burası da arkeoloji müzesi. Biz daha önce girmiştik. O yüzden girme gereksinimi duymuyoruz şu anda. Gerçekten mi? Ben girmedim. Şöyle fotoğrafları falan gösteririm bana. Bir şey soracağım. Yani şey gibi olmasın hani. Çok da bir şey yok yani. Gerçekten çok da bir şey yok. Şurada da Büyük İskender'in heykeli var. Heykeller şehri Üsküp'e. Hoş geldiniz. İşte Üsküp'ü dinliyorum. Gözlerim kapalı falan filan. Şu ilerideki haç işareti bu arada akşam çok güzel görünüyor. Bu şarkı İskender'in en çok sevdiği şarkıymış. Bilerek yaptım. Çünkü bu tarz... Ya, hayır, ya. Bu tarz aşırı böyle overdose şeyler, reaksiyonlar kesinlikle çok daha fazla izleniyor. Sürekli şöyle olmam gerekiyor. Falan olmam lazım ki siz beni izleyin. Peki bir şey soracağım. Bizim böyle bir yıl dolmadan buraya tekrar gelmemiz şaka mı? Gerçek. Gerçekten bu arada. Kaç ay oldu? 9 ay oldu herhalde. Ve buradaki güvercinlerin yürümesi şakam. Hiçbir uçmuyor. Hepsi yerde. Evet. Evrim şey, her yer yürüme mesafesi. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Babamlar nerede? Evet. Bugün görmüş olduğunuz gibi illegal yollarla kendimi ve YouTube'umu reklamını yapıyorum. Hadi. Sağ olsun görümcem bana bir şey verdi. Böyle sticker, buraya isminizi yazıyorsunuz. Hello my name is işte Ceren Donabiliyor. İzleyin beni ya. Gördüğünüz gibi. Daha ne yapıyorsun bu Ceren? Dur da daha ne yapıyorsun? Bakın, girin. Alın verin, ekonomiye can verin. Biraz da kültür sanat. Çok güldük ya. Ben gülmekten video çekemiyorum bu arada. Evet. Asla çekemiyorum. Evet, ne olacak bilmiyorum. Ne çıkacak ortaya ondan da hiçbir fikrim yok. Neyse. Şöyle göstermek isterim ki benim alnımla ve evi görün sadece. Rayba Teresa'nın evi. Şöyle biraz uzaktan da göstereyim. Rayba Teresa'nın evi. Şurada da çok böyle değişik bir cami değil herhalde. Muhtemelen kilisedir diye düşünüyorum. Ama çok camimsi bir kilise yani. Ve çan. Ay arkadaşlar, az önce ne olduğuna inanamazsınız. Büyük bir travma yaşadık. Ya gerçekten böyle bir şey, az kalsın Baran'ı mahkemeye götürüyorlardı. Ve biz böyle yani deli gibi, özür diliyorum ben sürekli, neyse anlatalım baştan. Arkadaşlar eğer Üsküp'e gelmek gibi bir planınız varsa gelmeyin. Özellikle arabayla en çok dikkat etmeniz gereken şeyler ışıklar. Ya trafik kurallarını inanılmaz uymanız gerek gerçekten. Aynen. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. Sen yine de yola bak da. Şimdi durduk yere arkamızdan bir siren daha çakmasın. Yok, normal düz seyir haline giderken kırmızı ışık ve sağ kontrollü geçişli bir yol vardı. Kontrollü geçişten geçerken meğersem kırmızıymış sözde yerseniz. Döndük, hemen arkamızda polis varmış. Siren yaktı geldi. Tabii biz ilk başta bize değilmiş gibi taklit yapıyoruz ama bizeymiş. Bize durdurdu.
bizim kırmızı ışıkta geçtiğimizden dolayı mahkemeye gitmemizi, rotamızı iptal edip bu akşam karakola gitmemizi, ya yani onlarla beraber çok, çok hızlı bir özetti bu. Yani şöyle oldu, dedi ki siz kırmızı ışıkta geçtiniz, bu çok büyük bir suç. Tamam dedim, hani ne kadar ödeyeceğiz? 350 euro ödeyeceksiniz ve mahkemeye çıkacağız birlikte dedi. Polis karakoluna gitmemiz lazım falan dedi. Ben şok oldum yani böyle. Şey diyorum orada ben, hani biz yarın Arnavutluğa geçeceğiz falan, burada duramayız yani. Çünkü planımız o şekilde. Hayır diyor, kalacaksınız diyor. Yani korkunç. Ya bakın gümrükten geçerken de buna çok benzer bir şey yaşadık. Adam, hani bizim arabamız büyük şu anda. 7 kişi olduğumuz için küçük bir araba tutmadık. Büyük bir araba tuttuk. Arkada valizler var. İşte bize bagajı açtırdı falan. Cümlenin başı İngilizce. Ver diyor. What diyor. Wine bilmem ne bir şeyler söylüyor. Sonunu böyle resmen Sırpça, Makedonca gibi bir dille tamamlıyor. Dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Anlamadığım için bana aşırı agresif bir şekilde böyle bir gözlerini belertmeye falan başladı bir ara. Sesini yükseltti, bir şeyler oldu. Ve şey diyor yani işte valizlerin içinde ne var falan, işte kıyafetler var falan diyorum. Böyle bir tersleme, başka yere bakıp işaret edip bana valizi soruyor. Ben de anlamıyorum yani doğal olarak. Çok garipler. Evet, aşırı garipler yani. Turistleriniz özellikle hiç ehliyeti değil. Evet, bir de plakamızın farklı olduğunu gördüğünde direkt böyle yolmaya. 350 euro isteyip mahkeme çıkaracağı adamdan 150 euro rüşvet simsi bir şey alıp olayı bitirdi bu arada. Evet. Yani bu kadar. Neyse yine de keyfimiz yerinde. Hiç problem değil. 150 euromuz gitmiş olabilir. Ama hiç problem değil. Bir ben şu an neredeyim onu da biliyorum. Aynen sen dolaşıyorsun. Aşkım şeyi aç konumu. Böyle bir akşam. Herkese günaydın. İkinci günden Üsküp'teyiz. Ve Airbnb'den tuttuğumuz evin manzarasına bakın. Odaklı. Çok iyi değil mi? Yani resmen sizi Üsküp ayaklarımızın altında. Cam birazcık pis ama artık yapacak bir şey yok. Burası da balkon. Böyle kocaman bir ev yani. Biz gerçekten kalabalık olduğumuz için. Şurada tuvalet var, oda, oda, salon, yine ben, Baran, bir oda daha, giriş. İlk rotamız neresi? Matka Kanyonu. Ben niye bu kadar sessiz konuşuyorum? Utandım galiba. Örümcek. Nerede? Duvarda, kocaman. Ay. Neyse, ilk rotamız Matka Kanyonu, evet. Sonra Ohrid. Ohrid ve çevresindeki bazı şeyler, evet. Atatürk Müzesi falan varmış, öyle bir şeyler duydum. Oraya gideceğiz. Öyle bir kahvaltı falan bir şeyler. Oradan da? Tivat. Ay Tivat değil, Tiran. Görüşürüz. Bye. Ve biz Matka Kanyonu'ndayız. Bakar mısınız? Aşırı güzel. Bu arada havası inanılmaz iyi. Suyun böyle verdiği bir serinlik var. İnanılmaz iyi. Ses inanılmaz iyi. Her şey mükemmel. Şey gibi, amiri takımda oyuncuları gaza getiren çok teknik güzel direktör değil mi? Ne alaka ya? Niye bir öyle bir şey mi yapıyor biri? Sen. Ne dedim? İşte öyle bir gaza getiriyorsun. İnanılmaz iyi, inanılmaz iyi. Hani çok ama iyisiniz. Çok... Mükemmelsiniz. Ama çok güzel. Çok güzel. Oo bakalım. Çok iyi. Şöyle kocamdan gölge alayım. Bugün galiba burada yarış ya da yarışımsı bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben niye mikrofonumu kullanmıyorum?
saniye mikrofon. Zaten duymaz. Aynen, mikrofona geçiş yapacağım hemen, bir dakika. Satış mikrofonum. Galiba burada yarış falan var ya da bilmiyorum, bir şey yani. Bir şeyler kesin var. Rafting olabilir, kano olabilir. Tam olarak emin değilim. Ama insanlar bir hazırlık yapıyorlar. Çok fazla sporcu var. Bize biraz beklemeyi düşünüyoruz izlemek için. Öyle. Takipte kalın. Böyle salak salak hareketleri severim. Aa, nasıl geliyorlar ya? Nasıl durabildiniz orada? Ya ben mümkün değil yani. Kavga çıktı. Tekrar geçecek buradan. Şurası inanılmaz. Wow, nasıl buldunuz ya? Ne? 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 Ve şimdi diğeri geliyor. Aman tanrım, inanılmaz agresif bir birey. Ay çok üzüldüm şu anda çocuk için. Çok kızdı. Geri götürüyorlar sanırım tekrar yapması için. Bu sırada ben birazcık dut yiyorum. Memnun kaldım acaba amca? Çok merak ediyorum şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Şu çocuğun üstüne çok gittiler gerçekten. Biz Ohris Gölü'ndeyiz. Görmeniz lazım, burası aşırı güzel. Hemen kamerayı çevireyim. Şuraya bakın. Ne kadar güzel değil mi? Bayıldık buraya. Keşke geçen sene de gelseymişiz. Çok güzel. Şimdi birazcık gezmece, tozmaca, keşfetmece. Ohrid'in içine dolaşıyoruz şimdi. Bir tane adam bizi kandırmak için buranın Ohrid olmadığını ve buranın tepesinin Ohrid olduğunu ve bizi oraya tekneyle götüreceğini söyledi. Sırf para koparmak için, ama biz kanmadık. Hemen telif yemeden şöyle bir aperollerimiz ve Elayda Hanım ve kocaman bir aile sofrası. Yemek yemeye geldik. Göl kenarında. Süper. Şimdi şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar ben size az önce bir yerler gösterdim. Oraları kırpmayacağım çünkü çektim o kadar. Koyayım değil mi? Biz ama tekrar oradan geçeceğiz. Çünkü bir tane Ayasofya Kilisesi ben kaydetmiştim. Oraya gideceğiz. Ve beni bir lütfen bir Ohrid Gölü'yle bir çek ya. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel. Bu arada oraya gidip geri dönmemizin sebebi de çok acıkmıştık. Yemek yiyip hani öyle bir dolaşalım dedik. Çünkü biliyorsunuz ki aç ayı oynamaz. Burası gerçekten aşırı güzel ve bence biz pişmanız buraya gelmediğimize, doğru mu? Doğru. Doğru diyor ama duymuyor olabilirsiniz çünkü mikrofon bende. Benim bir de böyle. Bu tarafa, bu tarafa. İnanılmaz güzel ve serin. Bu mevsimde yani şu an biz Nisan'ın 20'sindeyiz galiba. Ya da 21'i. Aşırı serin. Bakın mesela benim içime tişört, kot, ceket falan var ve şu an gerçekten soğuk. Soğuk yani. Hani bir şey daha olsa iyi olurdu. Neyse beraber Ayasofya Kilisesi'ne gidelim. Müzik
kapanışının şu çok güzel ağaçla yapmak istedim. Şimdi biz artık Makedonya'dan çıkıp gidiyoruz. Dolayısıyla ben de bu videoyu kapatıyorum ve buradan Tiran'a geçiyoruz. Tiran içinde birkaç saat sonra yeni bir video başlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel manzaralarla. Bye bye. Bye. Bye.